İzleyiciler, bu yeni görevin alma, yeni atama ve bir de doların hızlı yükselişi, bunu konuşacağız. Bir devalüasyon mu var diye soracağız. Şimdi tabii bu konuyla ilgili nedir devalüasyon? Hemen ben kısaca bir anlatayım, sonra hemen konumuza bir dönelim. Bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Yani hükümetin kararıyla bunun olmasıdır. Acaba böyle bir durum mu söz konusu? Konuşacağız. Deva Partisi Ekonomi ve Finansal Politikaları Başkanı Sayın İbrahim Çanakçı yayın konuğumuz. Merhaba Sayın Çanakçı, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Aslı Hanım. Sağ olun efendim. Acaba bir devalüasyon mu diye soruyoruz. Yani bu yüksek kurun önü alınamıyor mu, önü alınmıyor mu acaba? Şimdi Aslı Hanım, tabii Türkiye teknik olarak serbest dalgalı kur rejimi uygulayan bir ülke. Serbest dalgalı kur rejimlerinde tabii ulusal paranın, milli paranın değer kaybetmesi devalüasyon olarak yorumlanmıyor. Yani buna teknik olarak devalüasyon demek çok doğru olmaz. Ama tabii sonuçları itibariyle bu kadar yüksek oranlı değer kayıplarının da tabii paranın devalüe edilmesinden farklı bir neticesi yok. Bunu da bu şekilde görmek lazım. Hani bunu bilinçli olarak mı yapıyorlar, bilerek mi yapıyorlar, yoksa işte bir takım noktalardaki inatlaşmanın bir neticesi olarak mı bu tablo ortaya çıkıyor? Bunu da tabii net olarak söylemek zor. Ama biliyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir faiz sebep, siz programınızda da verdiniz, haberinizde de verdiniz. Faiz sebep, enflasyon neticedir gibi bir tezi var. Bu tez bugüne kadar 4 defa, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra 4 defa bir şekilde çürümüş olmasına rağmen, olumsuz sonuçları net bir şekilde görülmesine rağmen devam ettiriliyor. Bunun neticesini tabii yaşıyoruz. Yani tabii dün gece alınan kararlara da ben şöyle bakıyorum Aslı Hanım. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve kurumsal kapasitesinin ciddi anlamda zayıflatılması son 3 yıldır ciddi biçimde hızlandı. Şimdi işte son 4 yılda 4 tane Merkez Bankası başkanı değişti. Üst yönetimde değişiklikler oldu. Yani adeta her 4 ayda bir Merkez Bankası'nın üst yönetiminde bir değişiklik görüyoruz. Aslında ben bu değişiklikleri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ve Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesinin yok edilmesine yönelik tabuta çakılan son çivi gibi görüyorum. İtibarsızlaştırılıyor yani, diyorsunuz. Kesinlikle Merkez Bankası'nın itibarı ciddi şekilde zayıflatılıyor. Ben hep söylüyorum, Merkez Bankası'nın en önemli silahı, en büyük silahı Merkez Bankası'nın itibarıdır ve Merkez Bankası'nın politikalarına ve kurumsal yapısına olan güvendir. Eğer siz bu güveni yok ederseniz, sizin elinizdeki politika araçlarını hiçbir şekilde etkili biçimde uygulayabilme şansınız kalmaz. Yani tabiri caizse ağzınızla kuş tutsanız bir netice alamazsınız. Çünkü o faiz politikası da, kur politikası da, rezerv politikası da ancak itibar ve güvenle bir anlam kazanıyor. Şimdi bu hükümetin göremediği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın göremediği veya görmek istemediği, anlamak istemediği nokta budur Aslı Hanım. Şimdi bizim paramızın itibarının yok olmasının sebebi Merkez Bankası'nın itibarının yok edilmesidir. Bu birebir birbiriyle ilişkilidir. Şimdi orada bir iyileşme sağlamadan, orada bir adım atmadan netice alamazsınız. Yani olan budur. Şimdi bunun hiçbir açıklaması yok, hiçbir gerekçesi yok değil mi? Yani şimdi 5 ay önce bir başkan yardımcısı atıyorsunuz ve bu başkan yardımcısını 5 ay sonra görevden alıyorsunuz. Hangi gerekçeyle görevden alıyorsunuz? Yani gerekçesi nedir? Bunlar görevlerini yerine getirmediği için mi görevden alıyorsunuz? Yoksa bunlar siyasi talimatlara, siyasi baskılara direnç gösterdiği için mi görevden alıyorsunuz? Şimdi bunun bir açıklanması lazım. Yoksa ben işte keyfi kararla bir gecede aldım, işte filanca kararnamenin falanca maddesi bana bu yetkiyi veriyor diyemezsiniz. Yani Merkez Bankası alalede bir kurum değil. Merkez Bankası'nda attığınız her adımın
mantıklı, rasyonel bir izahının olması lazım. Maalesef burada böyle bir durum görmüyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı her kurumda olduğu gibi Merkez Bankası'nda da şak deyince tak diye yapacak bir kadro istiyor, bir yönetim istiyor. Ama bunlarda biz de diyoruz, yüksek olan kuru daha da artırıyor. İşte acaba bu bilinçli bir tercih mi ve yüksek kur bir politika aracı mı oldu sizce? Şimdi Aslı Hanım, şöyle bir argüman hep söylene geliyor. Deniliyor ki işte ya Türkiye eskiden yüksek faiz, düşük kur politikası izliyordu. Bu Türkiye için iyi bir şey değildi. Şimdi aslında düşük faiz, yüksek kur politikası izleyelim. Bu daha iyi. Bu ikisi de külliyen yanlış. Öyle söyleyeyim. Yani eskiden yüksek faiz, düşük kur politikası izlendiği de yanlış. Böyle bir şey yok. Veriler bunu doğrulamıyor. Bakın 2002 AK Parti'nin göreve geldiği ve 2015 Sayın Genel Başkanımızın ekonomi yönetiminden ayrıldığı tarihler arasında faizler, nominal faizler %64'lerden %5'lere, %6'lara kadar geriledi. Reel faizler %35'ten %0'lara kadar, hatta sıfırın altına geriledi. Yani öyle yüksek faiz politikası izlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. O dönemde Türk lirasının itibar kazanmasının, değer kazanmasının temel nedeni tabii ki Türk lirası olan varlıklara ciddi talep artışı gerçekleşmesi. Yani orada daha önce 1 milyar mertebesinde olan doğrudan yatırımlar 20 milyar dolarları aştı. Yabancı bankalar, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, bütün bankalar Türk lirası cinsinden tahvil ihraç etmeye başladı. Yani Türk lirası itibarlı bir para oldu ve istikrarlı bir para oldu. Bu dönem böyle. Yani dolayısıyla yüksek faiz, düşük kur gibi bir söylemin hiçbir temeli yok. Bunu böyle bir kenara bırakalım. Şimdi düşük faiz, yüksek kur Türkiye'nin lehinedir. Bunun da hiçbir açıkçası mantıklı izahı yok. Şimdi siz Türk lirasının değerini itibarsızlaştırdığınızda, paramızı pul haline getirdiğinizde ihracatınız artmıyor. Bakın ne oluyor? İhracatçının aslında ihtiyaç duyduğu şey düşük kur değil, istikrarlı, öngörülebilir bir kur. Şimdi siz Türk lirasının değerini itibarsız hale getirdiğinizde, değerini yitirmesine müsaade ettiğinizde girdileriniz de artıyor. Bizim ihracatımızın ithalata bağımlılığı, üretimin ithalata bağımlılığı birçok alanda yüksek. Dolayısıyla girdiler de pahalılanıyor ve oradan bir avantaj elde edemiyorsunuz. Hele hele tam tersine sizden mal ithal eden ülkeler diyorlar ki ya sizde işte bir şekilde paranız değer kaybetti. Siz daha çok kazanıyorsunuz. Şöyle dolar cinsinden, euro cinsinden fiyatlarınızı bir aşağıya çekin diyorlar. Ve o bizim dolar cinsinden, euro cinsinden ihracat fiyatlarımız da aşağıya geliyor. Zaten bunu dış ticaret hadlerinde görüyoruz. Dış ticaret hadleri bu dönemde kötüleşiyor. Peki. Yani emeğimizi, üretimimizi çok daha ucuz bir şekilde yurt dışına transfer ediyoruz. Dolayısıyla bu politikadan bir sonuç elde etmek, Türkiye'nin menfaatine bir sonuç elde etmek mümkün değil. Ama tam tersine ne oluyor? Ağır bedeller ödeniyor. Ağır maliyetler ödeniyor. Bakın ben bu hesabı her yerde veriyorum. Türk lirası 1 lira değer dolar Türk lirası karşısında 1 lira değer kazandığında, Türkiye'nin risk primleri 1 puan yukarıya gittiğinde, Türkiye'nin hazine faizleri 1 puan yukarıya gittiğinde bunun Türkiye'ye maliyeti 550 milyar liraya kadar çıkıyor. Bu pandemide esnafa yapılan yardımın 108 katı, fakir ailelere yapılan yardımın 90 katı, tarıma yapılan yardımın, desteklerin 25 katı. Bakın şimdi bu kararı aldılar, bu adımı attılar. Ne oldu? Tekrar şimdi bizim risk primimiz yukarıya gitti. Hazine faizleri yukarıya gitti. %20'lere kadar dayandı hazine faizleri. Ve dolar kurunda biraz önce siz söylediniz, işte 9.18, 9.19'a dayanmış oldu. Yani buradan Türkiye'nin çıkarına, yararına, faydasına bir netice beklemek beyhude bir çabadır. Bunu görmek gerekiyor. Peki. Bu adım gerçekten yani çok yanlış olmuştur Aslı Hanım. Yokuş aşağı giden bir kamyonun freninin boşalmasından ibarettir bu adım. Ve bunun neticeleri Türkiye'ye, bunun bedeli Türkiye'ye çok ağır olacaktır.
Onun altını çizmek istiyorum. Pekala. Sayın Çanakçı, çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için, katkı verdiğiniz için. Ederim.